Ben Tuğçe Kurt Efendi, mutfağıma hoş geldiniz. Yine güzel bir gündeyiz. Böyle çok da güzel canlı canlı renkler giydim. Baharın renkleri bence. Umarım içinizi açıyoruzdur Tuğçe'nin mutfağıyla. Evet, çok renkli bir hanımefendi de bugün yine mutfağımda olacak. Kim geliyor mutfağıma? Sevgili Dilek abla, Dilek Kıvılcım benimle beraber olacak. Ne yapacağız Dilek ablayla birlikte? Şöyle o gelmeden sizlere bir aktarayım. Çok güzel bir tart yapıyoruz efendim. Peynirli bir tart yapıyoruz. Hemen ardından milföylü lokum. Milföyün artık her şeyini yapar olduk. Milföylü lokum yapacağız. Ardından benim zamanında hakikaten sıkça tükettiğim Sezar salata yapıyoruz. Ama normal Sezar sosundan biraz daha farklı bir salata olacak. Ve son olarak da kısırın da bu mutfakta bir sürü çeşidi yapıldı. Böyle bol çekirdekli, bol neler varmış? Bakın ay çekirdeği var, evet. Ondan sonra kabak çekirdeği var. Farklı farklı tohumlu chia tohumu da görüyorum sanki. Birçok lezzet sizi bekliyor efendim. Peki ben ne yapıyorum bugün? Ben de böyle nohutlu, damla çikolatalı kolay bir kurabiye yapıyorum. Malzeme listesi önümde. Zaten 3-5 malzemesi var. O yüzden şimdi ekranlarınızda gelsin, beraberce yapalım nohutlu damla çikolatalı kurabiyemizi. Malzeme listesi ekranda efendim. 1 su bardağı haşlanmış nohut, 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 1 yemek kaşığı tahin, 1 çay kaşığı karbonat, 2 yemek kaşığı bitter damla çikolata. Evet, ne yapıyoruz? Yeni rondomuzu ilk önce test ediyoruz bakalım. Keşke yayın öncesi bir test etseydim değil mi? Ben de bazen hatalar yapıyorum. Şimdi nohutumuz var. Nohutumuzu iyice kurulayalım. Ben konserve nohut kullanıyorum. Evde haşlanmış nohutlar vardır difrizde. Onları da kullanabilirsiniz. Ama şöyle güzelce bir nohutlarımızı kurulayalım. Evet. Kurulayınca çünkü çok daha sağlıklı bir kıvam elde ediyoruz. Evet. Kağıt havlu yardımıyla kuruladım nohutlarımı. Şimdi rondoya atalım. Evet efendim, bir test var şu anda. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah bu testten başarıyla çıkacağım. Arkadaşlar sağ olsun benim rondolardan çektiğim Azizle'ye karşı bu rondoyu aldılar bana. Bakalım göreceğiz. Eğer bunu da beceremezsem artık, yani bir sıkıntı yaşarsam diyeceğim ki bu tamamen benimle ilgili bir sorun. Hiç rondolara laf atma Tuğçe. Evet, biraz tabii ki oldukça ıslak olunca zor oldu. Şöyle ilerleyelim. Mutlaka kurulayın. Kurabiyenin kıvamı için nohutları kurulamamız önem arz ediyor. Evet. Peçetemizi atalım. Ne var? Fıstık ezmemiz var. Kaşığımı alayım. Fıstık ezmesini de koyayım. Bu fıstık ezmesi hem çok güzel bir tat veriyor, hem de iyi bir bağlayıcı kurabiye için. Bir kaşık daha alıp sıyırayım. Evet. Biraz da tahinimiz var. Bir yemek kaşığı kadar. Şöyle bir ölçeyim. Evet. Dilerseniz tahini koymayabilirsiniz. Bence kışın, şimdi Nisan ayındayız ama kışın tahin çok önemli bir besin. Şahsi fikrim. Özellikle sabah kahvaltılarında pekmezle birlikte tüketmeye ben bayılıyorum. Ama tahin de opsiyonel. Dediğim gibi isterseniz koymayabilirsiniz. Ama ben onun hem bağlayıcılığını kullanacağım, hem de o verdiği aroma hoşuma gidiyor. Yoğun yoğun böyle boğazda kalıyor ya. Çok seviyorum. Birazcık da, bir çay kaşığı kadar da karbonat koyuyorum. Şimdi testimiz başlıyor. Hadi bakalım. Bak. İlk aşamada başarılı olamadık. Şimdi deneyelim. Hah, ikincisinde olduk. Evet. Şimdi bakalım. Nohutlarımızın parçalanmadığını görüyorum. O yüzden biraz daha rondodan çekeceğiz. Şimdi parçalanmadığı yerlerde biraz daha böyle bıçağa doğru nohutları iteklemek lazım. Evet.
Evet. Şimdi kıvamını aldırdık. Bir an korktum bu rondodan da iş çıkmayacak diye. Ama neyse ki hallettik. Şimdi şöyle malzemelerimizi kenara alalım. Şu karıştırma kasemize. Ah, çıkmayacak bıçak. Karıştırma kasemize nohutlu karışımımızı koyalım. Evet. Sert bir kıvamı var. Şimdi içine 2 yemek kaşığı kadar bitter damla çikolatamızı da koydum. Şimdi bir eldivenimi alayım. Eldiven takmayı aslında çok sevmiyorum ama birazdan Dilek ablacığımı mutfağımda karşılayacağım için ellerim öyle pis olmasın. Çünkü sarılıyorum ya ben konuklarıma. O yüzden böyle rahat rahat sarılabileyim. Evet. Eldivenimi giyip şekiller vereceğim. Hemen tepsimi de alayım ben önüme. Tabii ki yağlı kağıt serili tepsim hazır. Şimdi iyice bu damla çikolatasıyla hamuru yoğurayım. Hamuru dediğimde yalnız böyle havalı oluyor da bayağı yani hamurum nohut. Nohuttan oluşan tahin, nohut ve fıstık ezmesi. Aslında eğer çikolata da vegan olursa bayağı vegan bir kurabiye bu. Hayvansal hiçbir şey yok içinde. Evet. Şimdi artık yavaş yavaş şekil vermeye başlayalım. Böyle böyle kukiler şeklinde şekillendirebilirsiniz. Malzemeleri iki katına çıkarıp daha fazla kurabiye elde edebilirsiniz tabii ki. Benden 4-5 tane çıkıyor. Ben bir de biraz porsiyonu büyük tutuyorum. Daha küçük de yapabilirsiniz dilerseniz. 180 derecede önceden ısıttığımız fırında 20 dakika kadar ortalama pişireceğiz. Yani bal koyanlar da var içine ama hani balı pişirmesek daha iyi diyorlar. Bu konuda da fikir ayrılıkları var ama yani ben mümkün olduğunca bal eklememeye özen gösterdim. Biraz daha şekerli olsun istiyorsanız, yani şekerle ilgili bir sıkıntınız yoksa eğer ki, dilerseniz biraz esmer şeker de kullanabilirsiniz içine hamurumuzun. Evet, kukilerimiz, nohutlu damla çikolatalı kurabiyelerimiz hazır. Şimdi fırına gönderiyorum. 180 derecede ortalama 20 dakikada pişecekler. Ben görevimi şöyle alnımın teriyle hallettim, bitirdim. Şimdi Dilek ablacığım bakıyor bana, mavi mi desem, gri mi desem saçlarının rengine. Yeni boyatmış, eşi boyamıştır yeni herhalde. Gel Dilek ablacığım, kendim boyadım diyor, kendim boyadım. Hoş geldin, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Vallahi ben de. Özledim, hemen unutmadan, heyecanla unutuyorum. Sonra hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün üç tatmış ailesine. Böyle beni teşekkür ederiz. Çocukluk hayallerimle buluşturuyorsunuz. Ne mutlu. Vallahi televizyonda burada olmak çok güzel benim için. Eğer hayallerine biz dokunabiliyorsak daha mutlu edici bir şey olamaz diye düşünüyorum ben. İyi ki geldin Dilek ablacığım. İyi ki çağırdınız. Saçlar böyle bir daha bir değişmiş. Her geldiğinde farklı ve zayıflıksan 11 maşallah. Kilo. Maşallah. 11 kilo verdim. Efendim ben hatırlıyorum. Dilek abla ilk buraya geldiğinde çok eğlenmiştik, çok gülmüştük. Eşiyle birlikte bugün Ateş Bey yok. Ateş Bey yok. O eğer ki hani birazcık böyle çabuk çabuk oldu program. Daha önceden şey olsaydı gelecekti. Hatta belki senin için İtalyan yemeği yapacaktık. Yaparız. Yine yaparız. Ama şimdi o çok selam söyledi. Onun işlerinden dolayı gene ben biz de buradan geldim. Selam söylüyoruz ama şeye değinecektim ben aslında. Bu kırmızı kiloş bir etek giymişti. Üzerinde de kırmızı bir bluz vardı. Yani söyleyeceğim, kızmazsın. Yok diye kızmazsın. Evet, ben senin kardeşinim, kızmazsın. Böyle buralardan pıttık pıttık. Evet. Şimdi maşallah. Yeşim hocamı öpeyim mi gene? Yeşim hocaya selam Yeşim söyle. Hocam sayesinde. Senin neydi Yeşim hocam? Yeşim hocam hem spor hocam hem diyetisyenim. Spor hocam hem diyetisyenim. Hem ateşi eşimi 18 kilo zayıflattı, beni 11 kilo zayıflattı. Ateş 2 seneyi deviriyor, daha kilo almadı. Peki neydi formülü? Yani neler yaptınız Yeşim hocayla birlikte? Yani o biraz yani insanın yaşına hani hastalığı var mı ona uygun bir şeyler veriyor. Temel iş oydu. Nasıl beslendin yani? Mesela akşamları hiç karbonhidrat yemedik. Akşam öğününde hele bu metabolizmamıza oturana kadar belli zamanlarda 2-3 kaşık programa ekledi pilav ya da makarnayı. Akşamları hiç karbonhidrat yok. Hiç karbonhidrat yemedik. Sıfır. Sıfır. Protein ya da sebze dönüşümlü. Sebze yanında yoğurt, protein yanında salata.
çeşitlemeleriyle ara öğünlerin muhakkak olduğu. Mesela bana ara öğünler aslında işte insan kendi doktoru biraz ya. Böyle ara öğün yedim mi sanki kilo alıyormuşum gibi geliyor. Yok bana. Aslında yememiz gerekiyormuş. Yeşim hocamdan alın hemen. Aslında yememiz gerekiyormuş. Çünkü metabolizma ona göre çok farklı çalışıyormuş. Mesela ateşin rejiminde o yaparken ara öğünleri atladı. O hafta kilo veremedi. Allah sonra Allah. Dedi ki ara öğünü yapmadı. Hemen yapması lazım. Metabolizma dedi çok farklı işliyor. Muhakkak ara öğünleri. Herhalde vücudu canlı evet. tutuyorsun. Uzun süre aç bırakmayarak evet, canlı tutuyorsun diye düşünüyorum. Naçizane evet. benim de. Ama şunu biliyorum evet. Et yediğimizde yanında 100 gram et ya da çarpı 4 salata yememiz salata. Lazım ki hani onun dengelesin evet. diye asidik. Çünkü et evet. asitli bir şey. daha alkali yapsın diye. Sebze yediğimizde de bolca işte yanında bolca yoğurt. Demeyelim. Her şeyin miktarı yani, var. Miktarı. Yanlış kelimeler kullanmayalım. Yoğurt tüketmemiz evet. gerekiyor diye biliyorum. Çok konuştuk. Yemeklere evet. geçelim. Diyetten evet. konuştuk. Şimdi yap hamuru. Yap hamuru. Ama hamur yemeyeceksin demiyor Yeşim Hoca. Yiyeceksiniz ama ölçüsünde yiyeceksiniz. Yiyip evet. böyle oturup kocaman bir tepsi bitirmeyeceğiz. Bu tartı bitirmeyeceğiz yani. Başlamıyoruz. Hemen malzeme listesini seyircilerimize tamam. veriyoruz. Bakalım peynirli tartımızın içinde neler varmış efendim. Peynir var onu biliyoruz. Ekranlarınıza geliyor. Neler oldu? Bakalım. 400 gram beyaz peynir, yarım demet maydanoz, 1 adet yumurta, hamuru için 125 gram tereyağı aldığı kadar unumuz var. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz, 1 paket kabartma tozu ve tuzumuz var. Süslemek için de herhalde domatesleri kullanacağız. Evet. evet. Domates peynir güzel gider. Yakışır. Yakışır. Şimdi artık domatesin evet. mevsimi de geliyor böyle evet. tatlanacak gibi. Aynen öyle. Evet. Bu arada Ateş senin çağrını duydu geçen. Aa ben yanlış koydum bir dakika buraya unu koyacaktık. Olsun öyle heyecanlar olur, oluyor. Heyecanlar. Ben hala o heyecanı oluyor. Şey yapamadım. Olsun bu su da şeyde olsun. Kalabilir. Şimdi önce yoğurdumuzu koyalım. Hamurumuz için yumurtamızı. Tamam. Senin çağrını duydu. Geçen seferden bana böyle güzel videolar çekebilmem için. İşte aksam aldı. Şimdi Instagram'da çok güzel videolarımı çekiyorum. Artık evet. bayağı profesyonel evet. oldun. Ne evet. aradın ben tuz. Benim sana? Tuz da koyalım. Hemen. Evet. Ellerimi yıkadım bu arada. Yüzüğüm de yok. Hiçbir şeyim tamam. yok. Güzel güzel. Tamam yeterli. Şimdi sen bana eklersen onu kaldığı kadar ki. Yumuşak bir ne olacak kıvamı? Yumuşak. Böyle yumuşak. Hı-hı. Kulak memesi dediğimiz şey. Kıvamda. Çok yapışmayacak. Çok da sert olmayacak. Şimdi hemen. Tamam. Beklemeyeceği için alalım. Şeyi. Alayım daha diyorsun. Hani mayalı bir şey olmadığı için hemen çalışacağız hamurla. O yüzden hemen burada kullanacağız. Tamam. Alayım. Bayağı bir alayım. Tamam. Alayım. Al bayağı. Heh. Kepçeyle koysaydım evet. bari böyle. Olsun. Daha kontrollü gitmek daha iyi tamam. aslında. Daha vereyim mi? Şimdi dur bunu bir toparlayalım. İşte bana öyle aksam aldı. Ben şimdi videolarımı çekiyorum. Ve teknik ekip biliyorsun Ateş. O güzel montajın her şeyini yapıyor. Yapıyor mu? Yapıyor. Kurguyu biliyor yapıyor. Mu? Yapıyor. Öğrendi valla. Bana diyor sen öğren ben öğrenemem dedim yani. Sen öğreneceksin yap, Ateş. Sen öğreneceksin. Evet. O evet. öğrendi. Montajı alayım ben bu arada. O tamam. montajını yapıyor. Sonra ben güzel yayınlıyorum onları. Ondan sonra güzel oluyor. Nasıl geri dönüşler sosyal medyadan? O yani, bir zaman istiyor biliyorsun. Biraz zaman istiyor. Ben daha çok evet, eminim. Biraz yerisi. Zaman istiyor. Ama yani böyle bir 6 ay bir sene evet, o süreci gidiyor. Var onun. Gerçi şey hani takipçilerim şey yapıyorlar. Hani görüntüleme falan güzel sayılar geliyor. Ha, benim için mi? İyi ama herhalde artacak. Ben daha çok artık. Yeniyim yani. Zamanla. Artık. Evet zamanla. Yok bu kadar un yeter. Bunu toparlayacağım ben. Şimdi hı-hı. yeter. Unumuz aldığı kadar kıvamını Dilek abla bir kez daha söylesin siz değerli seyircilerimize. Nasıl bir kıvamı olacak hamurumuzun? Böyle elinize yapışmayacak. Hadi şunları ben hı-hı. Çok sert de çok yumuşak da olmayacak. Ya evet. bu poğaça hamuru gibi. Poğaça hamuru temel hep gibi. Hamurumuz var ya onun tamam. gibi. Tabii buna şeyimizi de alacağız. Yağımızı da alalım. Tereyağımızı da koyalım. Evet çünkü tart hamuru dediğimiz hamur evet. yağlı bir hamurdur evet. her zaman. Hatta derler ki tartlarda kişilerde biraz tereyağı da soğuk olsun derler evet. değil mi? Evet. Ama bu biraz daha böyle tabanı poğaça gibi olacağı için. Hı hı. Şimdi ben senden biraz daha un isteyeceksin. Evet. Yağ devreye yağ girince biraz daha un isteyeceğiz. Evet. Bu da benim sevgili arkadaşım, iş arkadaşım Tülay'dan bir tarif. Onun tarifi. Evet, selam onun tarifi. Söyleyelim Tülay'a. Tülay'cığım, selam söylüyorum sana. Tüloyloyum. Biz Tüloy ona öyle diyoruz. Tüloyloy diyoruz. Biz iş yerinde hepimizin adı vardı. Onun adı senin Tüloy'du. Neydi? Benim Daylek.
Dailek. Ha, sizin iş yeri de bayağı şey yani eğlenceli, evet, mutlu bir iş yeri. Evet, daha iş yeriydi. Artık da ben emekli oldum. Emekli oldum, doğru. Tülay da emekli oldu. Bir de Nemine'imiz vardı, bir de Ecoş'umuz vardı. Biz dört arkadaş. Ne bir güzel. De müdürümüz vardı. Ne kadar önemli değil mi iş yerinde mutlu olduğun arkadaşlarınla beraber çalışmak? Biz... Oradaki herhangi böyle bir olumsuz, nasıl diyeyim? Bir kelimesi vardır da onu hatırlamaya çalışıyorum. O yüzden çürük yumurta mı denir? Bir çürük yumurta olsa ekibin içinde hemen ne kadar enerji düşüyor değil mi? Tabii, ne kadar önemli ekip. Ne kadar huzursuz gidersin. Biz böyle dört arkadaş. Biz orada büyüdük yani iş yerimizde büyüdük. Hep beraber dört kişi. Orada evlendik. Çok çocuğumuz oldu falan. Sonra biz emekli olduk. Bir Nemine arkadaşımız kaldı orada. O çalışmaya devam ediyor. Arada ziyaret ediyoruz onu. Ne güzel. Bunu ben tezgah alayım mı? Al canım. Buna ihtiyacın var mı? Buna ihtiyacın yok artık. Tamam. Ben arkaya alalım. Senin alanını rahatlatalım. Evet. Şimdi bak hemen toparlanıyor. Aha. Hamurumuzu toparlıyoruz efendim. Yağlı bir hamur tart hamuru. Elimize yakışmıyor. Gayet güzel oldu. Kıvamı. Böyle kıvamını gösterebilirim. Evet, ben de bir dokunayım. Bak, yumuşak, güzel. Ben de şöyle kitabı yapmak istiyorum ya. Böyle tamam. Bir stres atasın. Evet. Evet, süper. Evet ya. İhtiyacım olan şey bu şu anda efendim. Hamurla. Hamurla stres. Evet, stres atmak. En güzeli. Hakikaten öyle. Bir de böyle evet, en son şiarla yapmıştık. Şu hareket değil mi? Hamura çok iyi geliyor. İyi gelen bir hareket değil mi? Ekmek hamurları. Atıyoruz efendim. O hamurlarından. Dilek abla. Şimdi bu kadar. Evet. Bunu hemen bir oklava ile büyüteyim. Sonra elimle tepsiye şey yapacağım. Şöyle hemen. Çok düzenli bir hamur olmasına gerek yok. Zaten üzerine peynir gelecek. Hı-hı. Tepsinin büyüklüğüne göre şimdi şey yapacağız onu elimizde. Şimdi bu cam kabımızda onun dibini yağlarsak. Evet, yağlayayım ben. Yağlayalım ve birazcık da unlayalım. Tamam. Yapışmasın diye keklerde böyle bu tarz şeylerde. Tabii dilimlerin güzel çıkması için. Zeytinyağlı da yağ. Sıvı yağla daha tamam. İyi olur. Tamamdır. Evet. Biz işte evde senin için İtalyan yemeklerini sevdiğini bildiğim için İtalyan yemekleri deniyoruz. Evet ya, İtalyan yemekleri deniyorlarmış. İtalyan yemekleri Ateş deniyoruz. Ateş abiyle beraber inşallah sizi de beraber alacağız. Valla inşallah. Sonra ayrıca bizim evde şu anda kek savaşları var. Kek savaşları evet. O niye? Şimdi benim diyetimde böyle ev yapımı en sadesinden kek vardı. Aha. Ben de işte keklerim olmuyor. Kek yapıyorum, olmuyor kekler. Tutturamadım kekleri. Şöyle alayım, şunu da şöyle koyayım. Sonra Ateş dedi ki ben yaparım dedi. Gitmiş hazır kek hamuru almış. Hazır kek hamuruyla herkes kek yapar. Önemli yani olan evet, evdeki Ateş malzemeyle evet. Kek yapmak yani. Ondan sonra... Ama sen keki yani... Kek yapamadım. Kek en kolay evet, şey işte ya. İşte ben böyle çok deneyince herhalde o çok basit mi geldi ne bileyim. Bence de öyle. Yoksa sen çok enteresan tarifler yapıyorsun. Sonra şöyle işte ben tabii onu olur mu böyle hazır kek hamuru işte evdekiyle yap falan. Ondan sonra yaptı tabii oldu. E ben durur muyum? Hemen karşına şimdi benim daha önceden denediğim tariflerim var. Meral arkadaşımın bir tarifi, Sevim arkadaşımın bir tarifi. Benim de çok güzel havuçlu, cevizli bir kekim var. Ben seninle paylaşayım yayından sonra. Tamam, o da çok... Tamam mı? Evet. Ondan sonra ben tabii onları denedim. Kekler müthiş. Bir de fırınım yeniydi. Ben onu siz şey yapamadım. Siz şimdi bir şey söyleyeceğim. Anlamadığım bir şey var. Ha. Bu peynirleri ezeceksin. Çatala ihtiyacın evet, var mı? İyi olur aslında, evet. Şimdi Ateş abiyle... Aynı amaca doğru mu hizmet ediyorsunuz yoksa rakip misiniz? Rakibiz biz. Ha ya biz rakibiz. Yani. Biz tek senin yemekleri için ortak hareket ediyoruz. Yoksa biz evde yemekler rakip. Ama yani adamcağız bu arada gayet senin çekimlerine, her şeyine yardım ediyor. Edecek, burada, evet. Hiç işimiz olmadı. Evet, oldu birazcık da aşık birazcık. Şimdi elimizi de yerleştirdik. Tamam. Buraya da maydanozumuzu koyduk. Koyacağım. Ben büyük bir bıçakla doğrayacağım. Bu küçük bıçaklar hiç benlik değil. Alayım büyük bıçağı. Peynirli. Peynir olarak ne kullandın? Ha, beyaz peynir kullandım. Hı-hı. Ama istediğimiz peynirle i̇stediğimiz yapabiliriz. İstediğimiz peynir de olabilir. Hı-hı. Ben doğruyorum maydanoz senin için. Tamam. Domateslerimizi zaten üzerine süsleme için kullanacağız. Peynirle domates zaten çok yakışır. Çok yakışır. Evet. Biraz daha küçülteyim mi, ister misin? Yok, biraz içinde şey kalabilir, böyle rengi de o zaman güzel oluyor. Güzel mi? Kalabilir. Kalsın mı böyle kalsın, bu büyüklükte? Kalsın. Ha, bu arada annem seyretti geçen bölümü. He. Ondan sonra... Senin bu üçüncü değil mi Dilek bu abla? Bu üçüncü seyretti. Dedi büyük büyük doğrattın o soğanları dedi. Ondan sonra
O kabakları, kızdı, o kabakları öyle mi doğradın kabuğuyla dedi. O buğday pişmemişti. Ay böyle var ya. Eleştirdi. Böyle eleştire dedim yani gelmiş kadar oldum. Ben bunu gelince bir daha tutmayacağım. Sonra... Selam söyleyelim annemize. Tamam, onun da selamı var. Neydi zaten... ismi? Naciye. Naciye Hanım buradan sevgiler selamlar size efendim. Tamam. Öyle oluyor kameralar önünde arada bir. İşte büyük oluyor soğan. Tabak kabuklu oluyor. Çok önemli ya, değil zaten bence. Zaten ben de öyle büyük daha çok seviyorum. Aslında onu o haliyle yedi o ama işte nedense eleştiriciye tuttu. Az. Domatesleri ikiye bölelim mi? Onları evet aslında sunumda şey yapacağız koyacağız. Sunumda mı koyalım ama hazır olsun. Koyalım, ikiye hazır bölüp olsun. Koyacağız tamam, herhalde. İkiye bölüp koyarsak böyle yanlarına daha iyi olur. Kaç derecede pişecek? 200 derecede pişecek. Aha. Şu. Kaç dakika ortalama? Fırından fırına fırını, tabii ki değişiklik tabii ki gösteriyor fark ama. Fark ediyor. Şimdi ben de benim fırınıma mesela yeni alıştım işte fansız çalıştırıyorum falan böyle. Şimdi keklerim çok güzel oluyor. Fansız çalıştırıyorsun. Evet fansız çalıştırıyorum. Fanlı çalıştırıyorum. Ay çok yaşayayım. Ay çok yaşayalım hep beraber. Vallahi iyi yaşayalım. Çoktan i̇yi yaşayayım, ziyade güzel iyi yaşayayım. Yaşayalım. Evet, evet kaliteli yaşayalım. Evet. Evet vallahi hapşurdum. İnşallah nezle olmuyoruzdur. İnşallah. Bahar ayları malum. Şimdi. Kaşıkla mı şey yapsaydım? Vereyim mi kaşık? Evet. Al canım. Şöyle istersen. İyice sıva. Evet. Böyle kaşıkla daha iyi oldu. Evet. Dilediğiniz peyniri kullanın efendim. Biz beyaz peynir kullandık. Evet. Tulum peynirle de güzel olur. Güzel olur. İsterseniz lorla üzerine... bile olur. Lorla sadece biraz daha böyle daha tatsız olur. Evet. Benim ama sevdiğim gibi tatsız tıssız. Belki soğanla kavurduğunuz bir soğanla baharatla tatlandırabilirsiniz. Hmm, mesela. Evet. Mesela. Öyle tamam, de olabilir. Böyle, bunu böyle şey yapabiliriz. Artık tamam fırına istersen getirebiliyorsan getir. Tamam, fırınımızı açalım biz. Evet. Bak benim kurabiyeler de olmuş hemen hemen. Vallahi olmuş. Alayım ben onu. Tamam. 20 dakika oldu herhalde. Evet. Bak şimdi biraz kendini bulsun kurabiyelerim. Tamamdır. Ben şimdi 200 derece dedik değil mi? Evet. 200 derecede pişecek efendim tartımız sonra domatesle süsleyeceğiz. Gelelim günün ikinci tarifine. Dilek abla şöyle bir elini yıkasın. Malzeme listesi burada. Ben de size sayıyorum zaten epi topu. 3 tane malzememiz var. Ekranlarınıza geliyor milföylü lokumun malzeme listesi. 1 paket milföy, 6 adet lokum. Üzeri içinse pudra şekeri var. Hadi Dilek ablacığım. Evet, gel yapalım. Şimdi yapalım hemen şuradan. Pudra şekerini de alayım. Ah, kokusunu çok seviyorum pudra şekeri. Bu çok pratik bir tarif. Ay, lokum. Şöyle hemen şunları. Şöyle dörde bölüyorum. Dörde bölüyorsun milföy yapraklarını. Evet. Şeyi de dörde böleceğiz. Lokumları da. Şöyle yanına alayım. Tamam. Hemen şöyle. Lokumları da dörde böleceğiz. Yani lokum için bir tercihimiz yok değil mi? Yok. Ama şöyle bir şey mesela ben ilk denediğimde aldığım lokumlar mesela ertesi günü kaldığında biraz içinde sert oldu. Hmm. Deneye deneye ideal lokumunuzu yani bu lokum nedir? Mesela bu lokum benim aldığım yerden şu anda ertesi güne kalsa bile şey olmuyor. Hiç içinde aynı yumuşaklığı sağlıyor. Sağlıyor. Evet. Hmm. Ama daha önce denediklerim içinde ertesi gün mesela sert sert kaldı. Kaldı. Şöyle, evet bohça yapıyoruz. Böyle bir bohça yapıyoruz. Yapıp evet. Böyle. Milföylerimizi kareler haline getirdik. Yani kareler halinde kestik. Evet. Lokumumuz da böyle büyük bir lokum zaten. Şeyle de olabilir. Böldük. Kuş lokumuyla falan hiç denemedim ama denenebilir. Çiçek kavrulmuş lokum severim olabilir. Ben. Olabilir. O çiçek kavrulmuş da içi böyle fıstıklı fıstıklı. Evet. Böyle safranbolu lokumu da güzel olur. Onunla da olabilir. Ben burada en sade haliyle, en evde yaptım. En sade haliyle sade haliyle yapıyorsun. Evet. Bu arada sen yaparken ben bir kurabiyelerime şöyle bir bakayım. Evet. Biraz soğuması gerekiyor. Valla güzel olmuş gibi görünüyor. Bir tattıracağım bakalım beğenecek evet, misin? Evet ben merakla bekledim. Bunu böyle de yapabiliriz ama o zaman biraz böyle açılıyorlar. Biraz lokumu içinden gözüküyor. Ha böyle ha, güzel. Böyle daha belki toplu oluyor. Sürprizli bir lezzet. Evet. Söylemeyeceksiniz misafirlerinize. Aynen. Bakın diyeceksiniz milföylü bir lezzet yaptım. Ne acaba? Aynen. İçinden lokum. Bu benim ilk defa duyuyorum evet, ben. Bu böyle lokumlu bir bu şey. Sen bir yerden mi esinlendin? Yok bunu tamamen... ben kendim şey yaptım. İçine ne kendim uydurdum evet, diyorsun. Ne koyabiliriz içine? Neler şey yapabiliriz? Düşünerek. Çerit çerit kesip içine zeytin ezmesi falan sürüyordum ben bir ara şeyin milföylerin. Aha. İşte salça sürüyordum, çikolata sürüyordum falan. Sonra işte bunu sürerken bir de dedim acaba lokum koysak nasıl olur?
Vallahi sonuçta güzel gayet oldu. Güzel oldu. Beğenildi mi ev halkı tarafından? O, şey kızımın favorilerinden. Favori tarifim evet. Oldu. Al bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Hı-hı. Böyle milföylerde yumuşak olursa böyle kıvırılması daha kolay oluyor. Daha kolay eğer oluyor. Çok iyi açılmazsa o zaman kırılabilir. Böyle katlayamayız o da. O yüzden biraz buzdolabından evet. Çıkardıktan sonra biraz böyle biraz bir sakinlesin. Evet. Böyle kendine gelsin. Bunu kaç dakikada pişireceğiz? Daha doğrusu bu, kaç derecede? Derecesi yani 200 derecede bu da pişer. Ama çok kontrollü pişirmemiz lazım. Milföy yanmasın diye böyle gözümüzün üstünde olması lazım. Evet, gözümüz üstünde olsun milföyün. Yani 200 derecede. Hemen şey olunca böyle pembeleşince birazcık. Alacağız. Alacağız. Çok yanarsa. Yani yanınca da yaktım ben. Yaktığım da oldu. Öyle de güzel oluyor ama, hani ama yanmasa yok, daha güzel. Yanık olunca da evet. Kanserojen bir şeyler evet, işte, oluyor yanmasa ya. Yanmasa daha iyi olur. Evet. Yoksa ben yanık çayı çok seviyorum. Yo ben de çok seviyorum. Evet. Evet. Şimdi bayağı da verimli yani. 4 yaprak milföyden bayağı çok bir 3, 6, 9, 10, 12. Evet 24 çıkıyor. Tane çıkıyor hakikaten. Çıkıyor. İşte lokumları da dörde bölünce bir altı lokum işte falan da gidiyor. İşte kahve yanına falan da böyle süper, tatlı tatlı tabii, bir ikram. Süper oluyor. Güzel, değişik. Oluyor. Sevdim. Bunu da kendi tarif defterime ekliyorum. Basit ya. Sevinirim. Basit olunca seviyoruz. Evet. Basit, lezzetli, çabuk. Hemen böyle misafir geldiğinde hop. Akşamdan yapılabilir. Aha. Akşamdan yapıp dolaba atın. Konulabilir. Konulabilir. Aha. Sonra misafirin geleceğine yakın fırına atıp. Pişirebiliyorsunuz. Hiç yani dolapta da durabilir. Durmaz diye bir şey yok. Yok. Tamam. Koyalım. Ama işte bu milföyün öyle bir ayarı var ki fazla da salıyor kendini. O fazla salmakla işte o sert olması arasındaki dengede bu işlemi yapıyor olmak şöyle lazım. Uzadığı gibi. Heh, uzadığı ama gibi. Hiç aynen. Sorun değil. Başımıza gelebilir evde. Hemen böyle. Bir de stüdyo ışıklarında. Evet biraz da bekledik. Evet. Hazırlık. Şöyle hemen bohçamızı yapıyoruz. Evet. Ben de bir taraftan hemen yardım edeyim ki sana tamam. Diyorum. Evet. Hemen hem vaktimiz şey olmasın. Yok vaktimiz var daha ama milföylerimiz daha fazla kendilerini evet. Salmadan. Doğru düzgün yapabiliriz. Evet. Bitti zaten. Bitti. Evet efendim. Bitti, evet. Lokumlu milföyümüz de fırına gidecek ama az önce Dilek ablanın da söylediği gibi gözünüz üzerinde olsun. Çünkü yanmasın. Milföyler tık tık hemen pişebiliyorlar evet, hemen çünkü. Ben şimdi fırına gönderiyorum. Bizim tartımızla beraber güzelce pişecekler. Evet ama gözümüz üstünde olacak. Sen istersen ellerini yıkayabilirsin. Tamam, evet. Ben fırına evet. Gönderdikten sonra günün üçüncü tarifine geçebiliriz. Günün üçüncü tarifi güzel bir Sezar salataydı. Yapalım ama biraz sosu farklı. Biraz dilekçe bir Sezar salata aynen. Olacak değil mi? Aynen. Normalde çünkü malzeme listesini vermeden seyircilerimize de söyleyeyim. Alayım ben canım burada kalsın. Sezar salata da böyle hardal olur, parmesan peyniri olur sosunda. Evet. Gel gel hiçbir öcelemiz yok. Beni dinle gel. Dinliyor gel bak. Gel alma bir şey. Alma. Alma ben vereceğim sana. Evet ama sen niye böyle farklı bir sos yapmak istedin? Ben şimdi böyle yemek işine daldıkça bazı lezzetleri değiştirmeye daha tat derinliği yakalama. Çok yavanda demeyeyim de böyle daha bir lezzetlendirme. Şeyine girdim. Hı hı. Şimdi tavuğu da mesela normalde marine edilmiyor burada. Ben yoğurtla, mayonezle, biraz limon suyuyla ve pişirip böyle onun sosla biraz daha böyle yumuşatıp biraz daha lezzetlendiriyorum. Hı hı. Mesela üzerine koyduğumuz krutonları ben sarımsak, zeytinyağı, karabiber, evet, kimyonla. Bunları niye burada yapmadık? Ya tekrar bunu da bir fırına atalım, tekrar bir fırındaki işimiz olmasın diye bunları ha. Şey yaptım. Tost ekmekleri. Ama bir söyleyelim seyircilerimize o söyleyelim. Zaman. Çok keşke basit. Bunu da burada yapsaymışız. İşte, evet. Vakitten ve fırında çok kullanacağız ya vaktiniz o açıdan var. Şey yapmayalım diye. Hı. Bu tost ekmeklerini böldük böyle. Sonra zeytinyağı, hı-hı. Sarımsak, kekik, kimyon sevdiğiniz her türlü. Zeytinyağı, sarımsak, kekik, evet. Kimyon, karabiber. Kimyon da mı var? Kimyon da var birazcık. Hı-hı. Sevdiğiniz her baharat olabilir. Tamam. Böyle ovaladık sonra fırın tepsisine koyduk, attık fırına. Ama işte bu sertliği yakalamak için
fırında zaten bu saatte yakılıyor. Kaç dakika yani? Süresi, yani, derecesi? 200 derecede yine onu pişirdim. 200-250 derecede yine gözümün üstünde. Çünkü çok çabuk yanabiliyor. Zaten tost ekmeği çok böyle fostak bir ekmek. Hemen yanabiliyor. İşte 10 dakikada 15 dakikada oldu herhalde. Ama biraz da üst tarafı, ızgaranın üstüne koydum. Üst sırasına İyice koydum. İyice böyle sertleşsin diye. İyice bu rengi alsın ve sertleşsin diye. Ve sonra açık bıraktım. Eğer bir kabın içinde olursa yumuşayabilir, yumuşama ihtimali senin olabilir. Bir o yüzden böyle açık bıraktım. Buraya getirirken de böyle açık getirdim. Açık durursa. Çünkü hemen yumuşuyor. Hemen yumuşayabilir. Hemen yumuşuyor. Bu böyle salatanın üstüne, çorbaların üzerine de bu şekilde kullanılabilir. Ben mesela onu en çok hiç başlama daha malzeme listesini vermedim. Başlamayacağım bile abla. Öyle sürekli heyecanla başlama telaşında ama tamam. Yok. Daha değil. Sohbet ediyoruz şu anda. En çok böyle domates çorbasında böyle kaşar peyniri ve üstüne bu kurtonlara ben de bizzat şahsen bayılırım. Soğan çorbasının üzerine. Soğan çorbasını çok sevmediğim için ama evet yani hepsine olur. Ve Sezar salatada da benim zamanda az önce programın başında da söyledim. Zamanda hakikaten çok tükettiğim bir salataydı. Ama sonra sosu biraz böyle yağlı diye vazgeçmiştim Sezar salatanı ama çok severim. Tavuğu da sevdiğim için. Bugün farklı bir versiyonunu yapıyoruz. Efendim hafif malzeme tek listesi burada. Şu anda ekranlarınıza geliyor. Ben de size sayıyorum. Bakalım içinde neler varmış. 1 adet tavuk göğsü, 3 yemek kaşığı yoğurt, yarım limonun suyu, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı mayonez, yarım göbek salata, 1 çay bardağı mısır, 150 gram kaşar peyniri, 1 adet közlenmiş kırmızı biber, kimyon, karabiber ve tuzumuz var. Sosu içinse 1 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı mayonez, yarım limonun suyu, tuz var. Üzeri için baharatlı ekmek kırıntısı. Evet. Sosunu biraz o yağlı dedin ya, hafifletmiş oluyoruz böyle. Yoğurt ve mayonezle. Yani çok mayonez çok yağlı mayonez. Dilek ama abla kaşık, mayonez sırf iki ya. İki kaşık belki normal şeyinde hiç yoğurt yok. Hardal var. İşte hardal daha mı sağlıklı çok acaba? Çok keskin gelebiliyor hardal bazen tadı insanlara. O yüzden böyle daha yumuşatılmış, daha renklendirilmiş. Daha böyle benim dokunuşumla böyle bir böyle bir lezzet yapacağız. Haydi bakalım. Bu buyurunuz da, efendim. Evet kesin vardı. Şurada ben küçük bıçak ayarlamıştım onu alayım. Tamam al bıçağı. Küçük bıçakla daha rahat ediyorum ben. Sen de küçük bıçakla mı? Evet. Ben de büyük bıçakla vallahi. Bunu arkadaşlarıma yine ikram ettiğim bir lezzet bu da. Çok beğendiler. Hatta şimdi bunu yapacağım deyince aa evet o çok güzel oluyor dediler. Vallahi göreceğiz, tadacağız Dilek Hanımcığım. Evet. Bizler de not vereceğiz. Şaka bir yana eminim de. Mutlaka öyledir. Ben döküm tava kullanıyoruz. Ocağın döküm değil gerçi bu. Granitmiş pardon şekli döküme benzeyince. Ocağın altını açtım. Tamam ama şimdi bunu bir doğrayacağım. Sonra bir yoğurduyla sosuyla karıştıracağız. Bir de bunu mesela böyle birkaç saat önceden yapsalar daha i̇yice şey olur. İyice özleşse sosu. İyice özleşleşir. Böyle bir marinatın içinde bekler. Daha lezzetli olur. Biz şimdi burada tabii şey yapmayalım diye hemen şey yapacağız. Karıştıracağız ve pişirmeye alacağız. Bir marinasyon alacağız. Yapıyoruz efendim tavuğumuza. Neler var marinasyonun içinde Dilek ablacığım sayarsan? Limon suyumuz var, yoğurdumuz var, mayonezimiz var. Çok az mayonez kullanacağız. Mayonez her türlü tavuk marinesi için. Izgara yapacağınız, sote yapacağınız her tavuk marinesi için içine biraz mayonez koymanız çok lezzetlendiriyor. O zaman yağını azaltacağız. Yağlandırıyor ve lezzetlendiriyor. Yağını azaltacaksın. Yani buraya çok az yağ, tavuk göğsü birazcık tıkız olduğu için birazcık da sıvı yağ koyacağız. Tavuk göğsü tıkız, çok tıkız. Tıkız yani böyle sert. Tatsız tuzsuz. Tatsız tuzsuz. Evet. Tıkız, evet. Zaten diyetlerde böyle özellikle spor yapanlar spordan önce mi sonra yapıyorlar herhalde sonra protein böyle protein alıyorlar ve genellikle o da tavuk göğsü oluyor. Izgara böyle kekikli, pul biberli, yağsız değil mi? Marine edip. Ama benim rejimimde de vardı ama ben mesela onu bir soğanla, bir domates sosuyla, biraz kekikle baharatla tatlandırdım. İşte öyle şey olmadı. Ne kadar sürede verdin onu? 4 ayda. 4 ayda 11 kilo. Ama burada yani ayda 4 kilo aslında normal. Sen az bile vermişsin Dilek abla. Tam ineceğimiz şey indik ama. Tam 58'im şu anda. Tam ideal kilo ama ben de bu sabah 57 çıktım. Aramızda bir kilo var Dilek abla. İyi, daha ince gözüküyorsun ama. Ya o daha ince gözükmüyorum. Senin üstün bence ince de boydandır o. Olabilir. Senin boyun kaç? Benim de 68. İşte ben ama 1.75'im ben. Çok normal. Evet, çok normal.
Yok yani 11 kilo 58 yani 69 kilo muydun Dilek abla? 69 kilo. Buraya geldiğinde 69 kiloydum. İlk geldiğimde yeni başlamıştım rejime. O işe belki 1-2 kilo ödetmişti. Evet, evet. Ondan sonra evet şimdi bu tavuklu şeyi hemen alayım. Bana. Elimi de hemen çalkalayayım. Yıka. Şimi bunu tavaya alıyor muyum? Yok. İçine şimdi... önce marine edeceğiz. Evet. Tamam. Gel burada kağıt al. Efendim tavuk göğüslerimizi küp küp doğradık. Evet, şimdi marine edeceğiz. Şimdi marine edeceğiz. Hemen şurada yoğurdumuz var. Hı-hı. 3 kaşık kadar yoğurdumuzu koyalım. 3 kaşık yoğurt. Biraz. Ben de şu yeni rondomu pembiş pembiş. Koyalım. Mavi ile pembe de güzel oldu. Evet, bebek güle, mavisi, güle, güle, mutfak güle, bebek güle, pembesi. Şöyle rondolar. Evet. Limon suyumuzun birazını buraya alacağım. Hı hı. Limon hiç acele etmene da... gerek yok Dilek tamam. ablacığım. Limon Ona suyu da yoğurda çok şey tavuğa çok iyi geliyor. Limon suyu. O da çok güzel yumuşatıyor ve lezzetlendiriyor. Şimdi mayonez koyduk. Koyduk. Yoğurt koyduk. Sıvı yağ koyduk. Sıvı yağ koyduk. Limon suyu koyduk. Limon suyu koyduk. Burada baharatımız var, kimyonumuz. Oradan da tuzla karabiber alayım. Hemen. Buyurunuz efendim. Tuz ve karabiber. Sonra yetişemeyeceğim diye panik yapıyorum. Ben çok panik bir insanım. Yok şu an gayet vaktimiz var. Gayet vaktimiz var. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok. Karabiber evet. ve tuzumuzu da ilave ettik. Hemen bunu pişirmeye alabiliriz. Şimdi zaten bunu açmıştım. Dediğim gibi biraz bekleteceğiz normalde. Evet. Burada size şimdi evde hemen bekletin efendim. Sıcak tavayı alıyorum. İstersen sen bunu ben bunu hallederim. Ben de burada hemen şeyleri doğrayayım. Neler koyduk içine efendim? Yoğurt koyduk. Tavuk marinasyonu için. Sıvı yağ koyduk. Bir yemek kaşığı kadar limonun suyunu koyduk. Baharatlarımızı koyduk. Ve güzelce bir kaşık da mayonez koyduk. Böyle önceden ısıttığımız tavamızda tavukları şöyle bir marine ediyoruz. Etrafa da pıt 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 saçılıyor yalnız. Saçılıyor. Biz evet. genelde sıcak çalışıyoruz. Geçen de öyle soğanları sıcak sıcak oh, kavurmuştuk. Böyle bir şu an sakinledi. Evet. Alıştı ama şey harlı ateşte yapabiliriz. Çok susalar çünkü. Çok yani böyle çok altını. Kısık da değil. Açtım. Çok şey de değil. Şimdi ben burada doğrama işlemlerini yapayım hemen. Peynirimizi hemen yapmana hiç gerek yok. Kuzum yok benim. Sakin. Strese girdi. Bir ben bir fırına bakayım ya. Tamam ama fırın ne durumdaymış? Fırın ne durumda? Yani bir gelsene Dilek abla bence bunlar olmuş gibi mi? Biraz daha mı? Milföylerimiz az birazcık daha durabilir. Çok az da beyaz da olmasın. Dursun. Çok tamam. da yanmasın. Milföylerimizin az biraz daha durması evet. gerekiyor. Daha tartımıza zaman var. Tartımız da güzel kavuruyor. Evet. Bu arada buradan çekimden çıkınca arkadaşlarım diyor ki gel diyor görelim diyor güzel makyajı diyor falan böyle. Arkadaşlarımız çok güzel makyaj yapıyorlar. Gel saçını başını görelim diyorlar. Gidiyorum şimdi ben böyle. Şimdi arkadaşlarla mı buluşacaksın? Evet. Şimdi kızım çünkü onlar aldılar. Ondan sonra hem kızım almaya gidiyorum. Kızın kaç yaşındaydı Dilek abla? 14. 14 yaşında. 14 yaşında. Yani liseye geçmiş oluyor mu 14'te? Hazırlanıyor. Hazırlanıyor ah, liseye. Geri sayım başladı. Onun da stresi var. Şimdi stresi geri sayım var, başladı. Tabii 1 Haziran'da. Girecek. 1 Haziran'da. İnşallah gönlünden i̇nşallah, ne geçiyorsa o inşallah. Olsun. Dileriz ki ismi neydi kızı? İnşallah. Kızı? Şimal. Şimal. Evet. Şimal'cim sana sınavlarında bol şans başarı diliyorum. İnşallah istediğin liseye İnşallah. Hak kazanırsın İnşallah. Girmeye. İnşallah. Ben diğer bütün malzemeleri şimdi buraya koyuyorum. Bunlar için mısır ve közlenmiş biber benim eklemem. Bunlar. Tamam. Bunlar benim tatlarım. Ben de közlenmiş biber pek çok, severim. Ben de çok severim. Hatta yazın közlerim bunları difrize atarım. Onsuz olmaz. Ben de. Böyle salatalarda kırmızı biberi ve kornişon turşuyu beraber özellikle çok yakıştırıyorum. Çok, çok güzel oluyor. Evet. Bizim damak tadımız senle uyuyor. Uyuyor. Uyuşuyor. Evet. Bu arada bu tavukların da suyunu iyice çektirecek miyiz? Tabii tabii. Ha. Zaten o çekene kadar şey olacak, pişmiş de olacak. Aha. Hem de işte bu marinatla lezzetlenmiş olacak. Koktu. O yavan, o tıkız halini şey yapacak. O yavan tavuk göğsünün o tıkız hali var ya, bu yaptığımız marinasyonla uçup girecek. Şimdi. Lokum gibi böyle her ağzınıza attığınızda çok mutlu olacağınız bir tavuk parçası. Evet. Tavuk göğsü parçası bu sizinle beraber olacak. Bu arada evet. şey bu Sezar salata İmparator Sezar'dan değil
araştırdım ben. Aşçı Sezar'dan geliyormuş. Aşçı Sezar'da. Öyle bunu, kafaları karıştırmayın. Anlat Dilek evet, ablacığım. Bunu şey yapan, icat eden aşçının adıymış Sezar. Bir bekle bir anlat rahat rahat sohbetini. Sezar Cardini. İtalyan bir aşçı. Cardini Amerika deyince zaten evet İtalyan Amerika'ya göç ediyorlar ve restoran işletiyor. Hı hı. Sonra bir gün böyle restoran çok yoğun. Ne yapacak, ne ikram edecek? Elinde olan malzemeleri hemen karıştırıp Sezar salata diyor. Ay hep de öyle oluyor. Evet, sonra Dilek de buna işte bunlar gerçek mi acaba ya? Vallahi bir sürü yerden araştırdım. Vallahi hayır, şu yüzden söylüyorum. Şimdi bizim de böyle bazı yemeklerimizde Hünkar Beğendi, işte Ali Nazik gibi bunların da hikayeleri var. Sonuçta bunlar böyle aktarılıyor kuşaktan kuşağa kadar bize geliyor. Ama hep de hikayede şöyle bir şey oluyor. İşte evde ne varsa o malzemelerle yapılmış ve ortaya bu çıkmış diye. Yani büyük ihtimal doğrudur da. Merak ettim yani. Vallahi ben de kaç yerden araştırdım. Var demiş hakikaten Sezar evet, Cardini diye Sezar Cardini diye, diye insandan bahsediyorlar. Hani birkaç yerden araştırdım. Tamam. Mısır ve közlenmiş biber de bu sosta benim dokunuşum. Sen de ileride şunu hatırlayacağız o zaman. Ya zamanında işte Dilek Kıvılcım vardı. Tuğçe'de falan. Tuğçe'de burada Dilek. Burada evde olan malzemelerle bunu çıkardı. Adı da buradan geliyor. Evet. Bu da Tuğçe'nin mutfağına nasip oldu. İkisi beraber böyle bir şey yaptılar ileride diyeceğiz. Konuşulacak mıyız? Ya? Öyle bir iz de bırakmadık ya şu hayatta ya. İşte daha ne bırakacağız yani? Tuğçe'nin mutfağı diye yıkılıyor ortalık. Ay yokcum, insanlar icatlar yapıyor Dilek abla. Biz de yemek daha yapıyoruz diye. Yani bir yani. Tamam da bir icat değil. Sezar Cardini bırakmış yıllarca. Bak kaç sene, kaç yüzyıl belki. Biz de bırakmış işte, biz de dokunuş yaptık, geliştirdik salatayı, daha ne yapalım yani, daha ne şeyle, yapalım? Yani kornişon ve mısırla pardon kırmızı biber. Biberle daha ne, ekmeği de baharatlandırdık daha ne yapalım daha yani? Ne olsun diyorsun. Daha ne olsun yani. Tamam sen göbek salatayı tamam, ben değil buradayım. Tamam. Efendim tavuğumuz da yavaş yavaş suyunu çekiyor. Çok güzel koktu. Gerçekten yine yutkunmalar başladı bende. Başladı evet. Mis mis. Bu arada ben ev yapımı bir sürü bir şey denedim evde. Ne denedin? Ev yapımı sürülebilir çikolata denedim. Çok güzel oldu. Çok kolay. Çok kolay. Hiç denememiştim. Evet. Çok kolaymış. Fındıkları ya fırında ya da tavada dönüyor, çevireceksin. Ben yazın yapmıştım. Evet, çok güzel bir şey oluyormuş. Kakaoyu koyacaksın. Aynen. Biraz Hindistan cevizi ya. Ondan çek, bitti gitti. Vallahi çok güzel oluyormuş. Evet. Çok da sağlıklı. Fıstık ezmesi de öyle. Fıstık ezmesinin yalnız fıstık ezmesinin birazcık o katı şeyini yok edemedim ben. Ne yapamadım? Biraz duyamıyorum tavanın sesini. Katı katı kaldı böyle. Katı kaldı. Sıvıyken biraz Hindistan cevizi yağı ya, ekle. Aa, yağım var o zaman. Ekleyeyim. Hindistan evet cevizi yağı ekle. Tamam. Aa, ben milföyleri çıkartıyorum. Unuttuk. Gayet güzel oldu. Tam kıvamı olmuş. Süper. Değil mi? Altın rengi harika olmuş. Altın rengi tamam. Milföylerimiz etrafımda dönüyorum şu anda. Milföylerimizi şöyle kenara bıraktım efendim. Biraz kendini bulsunlar. Zaten servis aşamasında size o rengini göstereceğiz. Altın rengi ama hepinizin bildiği valla teknoloji böyle bir şey. Ta uzağa koydum arkadaşlarım çekti. Evet. Yani, evet. Bir anda şaşırdım valla milföyü ekranda görünce. Pudra şekerini serpeceğiz ona ama hemen serpmiyoruz. Çünkü şey sıcağıyla böyle şey yapabilir, eriyebilir. Biraz. Yok, biraz. Şey ilk sıcaklığını atsın. Evet. Bu arada ben ocağın altını kapadım. Tamam. Ben de şöyle şunları bir güzel harmanladım. Evet. Ay o kadar güzel koktu ki. Azıcık tuz koyalım burada. Evet. Çok da tuzlamıyorum. Son 3 dakika. Yalan. Değil mi İrem? 3 dakika. Vallahi panikten giderim burada. Zaten ben çok panikli insanım. Heyecandan vallahi giderim. Yalan. Yok yok daha var. Hadi 5'miş. 5 dakika. Hemen o zaman. Hemen karıştır. Hemen kısıra başlıyor. Aman zaten durmuyor. Tamam, ne yapayım vereyim mi? Sıcak sıcak koymayacağız ama koyalım. Soslamadın. En son. Tavuğu da alayım. Ayrıca böyle bir soslamayacaksın. Yok, soslamayacağım. Tavuğu da koyuyor. İçine hepsini birden soslayacağım. Bir tek bunu en son üzerine koyacağım. Vallahi tavuk öyle güzel kokuyor. Böyle bile yenebilir değil mi? Gerçekten. Böyle bile yenir. Böyle hakikaten bile yenir. Böyle bile yenir. Evet. Muazzam. Güzel kokuyor. Şimdi burada yoğurdumu şuradan bir çatal alayım. Sana bir şey soracağım. Hı. Mesela böyle evinde adam var, çalışıyorsun. Boşları, kirlileri ne yaparsın? Arkaya lavaboya doğru koymaz mısın? Lavabonun içine evet, falan. Evet. Ya bu evde yaptığın bir evet, işlem aynen değil mi? Öyle. Tamam, başka bir sorum yok. Niye sen ne oldu? Niye sen?
sordum. Yo merak ettim. Tabii. Ay hem de öyle kadar dağınık çalıştım ki ben. Neler ekledin? Yoğurt, mayonez, limon suyu. Yoğurt, mayonez, limon suyu. Tekrar hatırlatıyorum da seyircilerimize. Evet, tavuğu da aynı şekilde marine edip pişirmiştik. Şimdi tüm salata yani sezar sosumuz aslında bu. Yoğurt, limon suyu, mayonez. Şimdi biraz yağ suyla açmadık. Yağ koymadım çünkü mayonez de vardı. Mayonez de vardı. Tavuğun içine de koyduk. Ben azıcık zeytinyağı eklerim. Azıcık. Yoğurdu da işte limon suyuyla birazcık açmış olduk. Tamam. Şimdi içine döktükten sonra ben bir bakacağım hani yoğunluğu nasıl. Gerekirse daha limon suyunu ekleriz. Ama artan limon suyunu da asla ziyan etmiyoruz. Tamam, üzerine streç filmlersek. Hiç de bir şey olmaz diyorsun. Hiç de bir şey olmaz. Tamam. Hatta suyumuzun içine katıp içersek alkali su gibi de içmiş olabiliriz. Azıcık. Evet azıcık. Zeytinyağı azıcık bir başka koyuyorum. Bir şey değil mi? Zeytinyağı muhteşem. Bence zeytinyağı şifa. Benim kayınvalidemin bahçesinde zeytin ağacı var. Zeytin ağacı da bence dünyadaki en önemli ağaç. O bize zeytinyağı olarak geri dönüyor. Evet salatamız tamam. Ha, götürüyor musunuz toplayıp zeytinleri? Evet veriyor zeytinleri. Sonra oradan güzel organik zeytinyağı. Nasıl peki? Tamam. Yapacak mısın? Bak, aslında tatmamız orada gerek biliyor musun? Her yemeğimizi tatmamız gerek. Tatmamız gerek çünkü limonu eksikse limonu ekleyelim. Tuzu eksikse tuzunu koyalım. Sen tattırayım mı sana? Ben rejimdeyim. Benim rejim bitti artık. Serbestim ben tabii. Nasıl? Ne durumda? İyi mi? Bence az tuzsuz yiyorum. Bana göre iyi tuzum. Ekşisi iyi. Limona bana gerek yok mu? Ama kullanabilir. Birazcık daha koyabiliriz bu da diyorsun. Durmasın burada. Tamam. Bunu da koyalım. Bir servis edelim o zaman. Tamam edelim. Nerede? Hangisine koymak istersin? Vallahi beyaz. Hangisine? O piti piti yapıyormuşum. Bence buna. Buna koyalım. Hadi buna koy. Tabak da çok uyumlu oldu gömleğine. Evet. Renkleri seviyoruz. Evet. Hepsini koymak zorunda değilsin. Tamam. Bir bak sen. Şöyle. Tartımız da oldu mu acaba? Bakalım. Ekmekleri de koyuyorum üstüne bu arada. Evet ekmeklerle de süslüyoruz. İşte budur. Bir ekmekten de böyle ağzını at baharatlı. Ben rejimdeyim. Karbonhidrat yok bugün bende maalesef. Ya neler çekiyorum efendim. Her gün yemek programı yap. Bir de aralarda vücudu dengelemek için böyle rejimler yap. Yazık günah bana. Ama geçen de ben tadamamıştım kendi yaptığım yemeklerden. Ya. Köfteden yemedim. Ya. Evet gayet güzel oldu. Evet efendim vallahi salatamız da hazır. Evet. Ben siz değerli sevgili seyircilerimize şöyle ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dilerseniz benimle beraber bu güzel mutfakta yemek yapabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşıyorsunuz. Oradaki başvuru formunu dolduruyorsunuz. Arkadaşlarımızla beraber değerlendiriyoruz. Belki siz de bu güzel mutfakta benimle beraber yemek yapıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra günün son tarifine geçelim. Böyle bol çekirdekli diyelim aslında ona. Kuru yemişli bir kısırımız var. Malzeme listesi burada. Çok keyifli bir kısır bizleri bekliyor. Şöyle birazdan ekranlarınıza gelecek. Kısırın her çeşidi bu mutfakta yapıldı. Sıcak kısır yapıldı. Farklı farklı lezzetler katıldı içine. Bu da ilk İsotlu defa. İsotlu kısır. Evet isotlu kısır. O var ya o sıcak kısır inanılmazdı. Anneme de söyledim tarifini almış ama senin kısırını da deneyeceğiz şimdi. Kuru yemişli kısır. 1,5 su bardağı kısırlık bulgur. 2 yemek kaşığı ay çekirdeği. 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği. 2 yemek kaşığı susam. 2 yemek kaşığı haşhaş tohumu, 2 yemek kaşığı keten tohumu, 5 adet küçük kırmızı turp, 3 yemek kaşığı soya sosu, o malzemeli nar ekşisi, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, taze nane ve maydanoz. Buyurunuz Dilek Hanımcığım. Ne aradınız? Kasemiz şuradaydı. Heh, koştur Dilek abla kasemiz. Hepsini bir karıştıralım şöyle. Şimdi inceldim ya daha rahat koşuyormuşum dermişim. Kilo gidince nasıl hareketler. Nasıl hafifliyor. Evet nasıl hafifliyor insan. Ama bulgur önceden ıslattık. Evet ıslattık önceden. Böyle bulgurumuzu alalım. Evet, tabii bu. Bu arada seyircilerimize bak sen turp koymuşsun. Turp da benim hakikaten ekmek yerine yediğim vazgeçilmez bir besinim. Hemen seyircilerimize paylaşmak istiyorum. Evet haklısın. Bu turp değil ama özellikle hangi turp olduğunu söyleyeceğim. Beyaz turp deniyor. Dışı beyaz, içi pembe olan turplar var ya. Bunlarda hafif acılık var. Onda hiç acılık da yok. Muazzam tavsiye ederim. Azıcık tuzlayıp böyle kıtır kıtır kıtır. Ekmek yerine yiyin. Çok faydalı olduğunu da söylerler. Turgun. Evet. Ben
böyle midemde tokluk yaratsın diye son zamanlarda bayağı böyle turp götürüyorum seçim. Yani çok mutluyum turpla. Buna küçük şu arkası yeşil otlu olan küçük turplar var ya, onlar aslında daha ama ondan edinemedik. Bulamadık şu sıra. Olsun, onun için böyle. Değil. Bir de mutfakta şimdi illa bir malzememiz yok diye yemek yarım mı kalacak? Yani bir malzeme yok diye ya illaki bunu mu arayacağız? Ki, hayır tabii ki. Hemen başka bir şeyle ikame evet. edeceğiz bunu. Ben şimdi birazcık tuzluyorsun. Tuzluyorum azıcık bulgurumuzu. Bu arada tartımız galiba oldu. Oldu. Ben onu da çıkartıyorum. Sen tamam, yap. Evet tamam. Evet. Ben sözünü bunu kesmeyeyim tuzladık. Diye. Ve burada bütün yemişlerimizi içine koyuyoruz. Tamam canım. Bu böyle çıtır çıtır yerken ağza böyle güzel çıtırlıklar veriyor. Hı hı. Evet. Ne yemişler kullandın? Ay çekirdeği. Ay çekirdeği, kabak çekirdeği, haşhaş tohumu, susam, keten tohumu. Hani elinizde illa bunlar yok. Fındık olur, fıstık olur, ceviz olur yani ama ne bunlarla varsa. Böyle çok daha değişik oluyor. Çok daha egzantik oluyor. Kabak çekirdeği falan böyle. Bir de bunlar çok güzel yağlı tohumlar. Böyle kuru yemiş cinsinden böyle tenimize, cildimize de iyi geliyor. Evet şimdi bu kadar. Yağımızı ekleyelim buna. Ondan sonra salçamızı da. Soya sosumuzu da. Tamam. Ve nareşimizi de. Balzamik sirke. Soya sosu koyuyorsun. Soya sosu ve şey... Gel burada istersen biraz rahat. Tuzumuzu çok az koyduk. Biraz bulguru tatlandırmak için. Biliyorsun soya sosu tuzlu olduğu için. Tabii ki. Tuzu çok az koyduk bulgura. Tüm malzemelerde tuza mesafeli yaklaşmak evet. lazım. Tada tada gitmek lazım. Evet. Benim de gözüm bu salatada. Keşke rejimde olmasaydım. Evet şimdi bunun içine... ne aradın? Ben o tahtamı alsam mı 2 dakika? Tabii ki, tabii ki. Şurada hemen kıyısında ben sana temiz tahta vereyim. Olur. Evet. Şuradan. Tamam. O tahtamızı kullandık. Tamam. Al şöyle canım. Hemen ben aslında elimde de kesebilirim ama. Yok. Bunu kullanabilirsin. Şöyle. Turplarımızı doğrayacaksın. Hı. Vaktimiz var merak etme. Tamam. Sakin şöyle. Olabiliriz. Cence. Sonra beraber şöyle sofra da kuralım. Son yapacağımız işlemlerimiz var. Mesela bizim pudra şekerimiz var. Pudra şekeri. Pudra şekeri dökeceğiz. Evet. Şöyle böyle bu çıtır çıtır kıtır kıtır bir salata. Turp yoksa ben bir kere yaptım mesela turp yoktu. Havuç rendeledim içine. Havuç da olabilir. Ay turptan şunu yiyeyim ben ya. Yani burada önemli olan bu şey çıtırlı kıtırlı sağlamak bu salatada. O kadar güzel bir şey ki. Evet gerçekten yanına böyle peynirle zeytinle değil mi? Çok kişi sevmez. Hayır ben de çok severim. Ben de çok severim. Şifa olduğunu düşünüyorum o yüzden tüketin. Gerçekten dışı beyaz içi pembe olan bu turp evet, acayip lezzetli. Onlar üzerine limon da böyle sıkınca çok güzel oluyor. Ben azıcık tuz ve kıtır kıtır. Kıtır kıtır. Hı-hı. Turpla yapılan bir salata tarifim var benim. Bir gün seninle onu yapalım. Bezirgan salatası diye. Nasıl bir şey? Böyle tuzla biraz yumuşatıyorsun. Turbu. Evet turbu. Küp doğranmış turbu. Hı hı. Sonra içine böyle salçalı, limonlu, kimyonlu bir şey var. Sosu var. Sosu var. Hı hı. Öyle kaşıkla yeniyor. Böyle hafif sulu oluyor. Hı hı. Lezzetli oluyor. Böyle içine bol taze otlardan koyuyorsun. Bol bol. Çok güzel oluyor. Biz bu kısırımızın içine biraz maydanoz, biraz üzerine, da nane. Evet, nane de şöyle üzerine. Ay ben bunu azıcık tadına bakacağım. Şurada çatal alayım. Merak ettim. Soya sosu falan girince ufacık bu kadar ufacık yemekten de zarar gelmez herhalde. Bir şey rejim olmaz. Mi? Bakalım. Çok mu gelmiş soya sosu? Tamam. Biraz yağ istiyor. Yağ istiyor. Hı-hı. Tamam o yağ zaten böyle hani birazcık bu salatalarda göreceli bir kavram. Biraz yağ azıcık şeyse. Ben koyayım mı? Tamam koy. Koyabiliriz. Tabii ki herkese göre değişir tabii. O yağ miktarı. Hani bazen evet şeylerde hamur işlerinde tam olması miktarı gerekiyor ama böyle şeylerde, ama böyle şeylerde evet, veya evet. yemek yaparken o zaman biraz daha ayarlanabiliyor yani. Ama çok güzel. Evet. O kıtır kıtır böyle kıtır, kıtır. Çekirdekler de geliyor. Evet. Evet. Keten tohumu da geliyor. Keten tohumu çok faydalı biliyorsun. Kesinlikle çok kullanmamız faydalı. Gereken sadece ölçüsünü aynen. bilmek lazım. Evet. Buyurunuz efendim. Burayı alalım efendim sonra da üzerine yeşilliklerimizle süsleyelim. Şöyle yeterli. Yeterli, evet. Alayım ben onu canım. Tamam canım. Hı. Şimdi. Şöyle. Nanemizle, maydanozumuzla. Hı hı. Süsleyelim.
tane ve maydanoz. Süs de çok önemli değil mi? Süs de çok önemli. Çünkü ilk olarak göze hitap ediyorsun. Haliyle sunum önemli. Böyle porsiyonlar bir doyurucu olmalı, bir gözüne gelmeli. Ben mesela füzyon mutfağı çok sevmem, koca tabaklarda küçücük yemekler. Ben hiç sevmiyorum. Ben de sevmem küçük küçük. Hiç sevmiyorum. Böyle birazcık göze, mideye hitap etmeli yani değil mi? %100 katılıyor. Evet. Şöyle birazcık nane. Biraz nane. Evet mis gibi. Şöyle biraz da maydanoz şey yaparız. Hı-hı. Azıcık da maydanoz. Maydanozla. Yani illa olmasa da olur ama olunca böyle güzel görsellik oluyor. Yok güzel oluyor. Güzel yeşil oluyor. İyidir yeşil her zaman. Yeşil, evet. Yeşile bakmak, maviye bakmak bunlar güzeldir. Denize, suya doğaya. Suya bakmak değil mi? Evet. Evet. Şöyle. Evet. Bu kadar efendim. O zaman. Bu kadar. Şu kalan lezzetlerimizi şimdi bak bir taşıyalım bunları. Taşıyorum. Diğer tarafta tamam. Adamızın diğer tarafında sunum geçelim, yapalım. Evet. Gel gel. Gel. Şimdi ilk önce bir örtümüzü serelim. Nasıl? Örtümüzün çok rengi. Güzel. Böyle pembelerden bebek işlerinden gidiyoruz bugün. Vallahi. Çok güzel. Kızlar çok güzel şeyler almışlar yeni yeni mis gibi. Harika. Buyurunuz Dilek Hanım. Siz mesela sofranızı kursaydınız nasıl kurardınız? Buyurun. Nasıl? Şöyle ben salatalarımı ortaya alayım. Ben şimdi sana tartı getiriyorum. Ondan sonra. Salataları ortaya koyardım. Salataları ortaya koyardım. Sonra. Tartımız. Tartımız. Onu da şöyle şu başa alabiliriz. Tartımız böyle. Evet. Biraz daha şöyle şeyde açalım evet. Evet aynen. Şimdi. Bunu böyle alalım. Tamam. Domateslerle süsle domateslerle istersen. Süsleyeyim ben hemen. Ben de diğer işlemleri evet. Yapayım. Evet. Bunu da pudra şekerleyeceğiz. Aha. Ben de kurabiyelerimi koyacağım. Oh kurabiyelerim. İşte fırından çıkar çıkmaz... Hiçbir şeyi böyle hemen dokunmayacaksın. Evet. Bir böyle hemen. O ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceksin. Evet, bu da tamam. Tamam mı? Onları merak ediyorum. Bakalım inşallah evet. Beğenirsiniz efendim. Tartımız da tamam. Sen şimdi bir pudra şekeri dök. Ha? Şimdi şöyle aldım. Gayet güzel oldu. Şöyle. Efendim belki şimdi açmışsınızdır ekranınızı. Bu milföy hamuru ve içinde lokum var. Bayağı böyle kareler halinde her yaprağını böldük milföyün. İçine küçük küçük lokumlarımızı da dörde bölüp kestik. Ve işte fırına gönderdik. Çok keyifli tatlış bir lezzet. Sıcaklığı gidince pudra şekerini koyalım bu koyalım. Tabağımıza da. Hemen değil mi? Şöyle şöyle evet. Dizelim. Evet bol böyle sık sık koyabiliriz. Bu da çok güzel görünüyor Dilek abla. Umarım tadını da beğenirsiniz. Vallahi. Deneyin. Sonra yazın beğendik diye. Şey koyalım. Sakin gidelim ki görselimiz de güzel olsun. Bence evet, yeterli. Bence de yeterli. Bunu da koyalım. Evet. Onu arkaya kaldırabiliriz. Tamam hemen alalım böyle. Vallahi. Çok güzel bir vallahi sofra panik oldu yaptım bence. Gel gel yetişmeyecek diye. Vallahi panik yaptım. Kantoronu da koyayım şuraya. Evet fillerim vardı fillerin. Ha film o filin öyle. Orada kaldı çok arkada kaldı. Fil arkada kaldı. Fil bir dahaki geldiğinde. Şimdi efendim eşi Ateş abiyle beraber de benim için İtalyan mutfağı çalışıyorlarmış. Evet, çalıştık hazırladık. Hazırladık. Hazır. Evet. Neler bir ipucu ver. Hemen verelim parmigiani hazırlayacağız. Evet. Patlıcan parma usulü patlıcan. Tamam. Sonra puttanesco soslu spagetti yapacağız. Puttanesco soslu. Puttanesco soslu. İtalyan mutfağını biliyorum ama puttanesco sosunu ben bile duymadım. Burada ton balığı, ançoes, kapari, sarımsak, soğan ve domates bir spagetti yanına. Hı. Şimdi o sebzeli yanına balıklı bir spagetti. Yanına tatlı da tatlı olarak da... Tiramisu. Yok tiramisu değil. Bu sefer çok değişik bir şey. Aslında bu ricotta kızartması ama ay, tabii ricottaya peynirine de bayılırım. Ulaşmak burada çok zor. Biz onu lor peyniri de yaptık. Lor peyniri kızartması olacak böyle lokma lokma üzerine pudra şekeri serpiliyor. Orijinali ama biz ona böyle çikolata sos denedik, böğürtlen sos denedik. Ha bayağı evde. Ya ne kadar güzel bir çift görüyor musunuz? Evde karı koca aslında karısının sevgili Dilek ablanın hayalinden yola çıkarak bu işlere giriyorlar. Teknik, ekipman her şeyi ediniyorlar. Şey evet. Ve o karı kocanın sevgisi birbirine olan saygısı, işlerine olan saygısı sayesinde bakın ne kadar güler yüzü, keyifli insanlar haline dönüşüp ortaya ortak bir şeyler çıkarıyorlar. Ve Tuğçe için de böyle böyle bir şeyler evet. Hazırlayalım demişler. Ateş abiye de selam olsun. Ne mutlu bana. Sizler de demek ki bu sevgiyi bırakabilmişim aynen öyle, ki karşılığında. Aynen öyle.
yanında böyle aynen, şeyler alıyorum. Dilek ablacığım. Aynı çok konuştum yani. Ses. Teşekkür ediyorum. Yine gel, hep gelsen. Ve yine çok güzel lezzetler yaptık efendim. Tartımız var. Milföylü lokumumuz var. Çok güzel Sezar salatamız var. Ve harika içinde bol kuru yemişli, güzel yağlı tohumlarımız, sağlıklı tohumlarımızdan oluşan bir kısırımız var. Benim de kurabiçlerim var. Onlar da tatlış görünüyor. İnşallah lezzetini beğenirsiniz. Evde deneyin mutlaka. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ve bol bol yemek yapın. Sevdiklerinizi mutlu edin. Karınlarını doyurun. Hoşçakalın. Tuğçe'nin mutfağı hafta içi her gün 14'te 360'te.